olsun. Babasına rahatsız olma. Tamam, ben bakarım. Olacağımız kadar olduk zaten. Alo. Evet. Evet, evet. Evet. Tam da öyle bir ilan vermeye çalışmıştık zaten. Ama gazetede yanlış çıktı. Siz şimdi sadece şoför arıyorsunuz değil mi? Piyano piyano yok. Bir dakika, adresi yazayım. Yani hiç beklemiyorduk aramanızı. Tabii efendim, tabii. Bendeniz deneyimli şoför Zekeriya Saka. Tamam efendim. Bugün gelip alırım ben sizi. Tabii efendim, tabii. İyi günler, hoşça kalın. Ay ne oldu Zekeriya, kimmiş arıyor? Ne oldu bu? İş buldum Safiye, iş. İlana cevap geldi. İlana mı cevap geldi? Evet. Bak adam adresini yazdırdı kız. Birazdan gidip alacağım onu. Çok iyi. Ay nereden anlamış adam ilanı? Canım birkaç gündür gazeteleri takip ediyormuş. Bizim ilanı görünce bir yanlışlık olduğunu anlamış. Olsa olsa böyle bir iş içindir diye aramış. Aa, ay müneccim miymiş bu adam ha? Canım onun gibi bir şey işte. Adam sihirbazmış ya. Bırak şimdi sen bunları da giymeme yardım et. Hadi gel. Gel gel. Ben bakarım. Tamam Zekeriya, dikkatli kullan arabayı, tamam mı? Tamam. Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne saygı göster anacığım. Bir de kaba lastikle yola çıkma sakın. Lan ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ne kaba, ne lastiği, ne kavşaş. Aa dikkatli kullan diyorum Zekeriya. Can taşıyorsun anacığım ha? Kolay mı paşam? Ya ne diyorsun sen? Eskiden patlıcan mı taşıyorduk ha? Ne oluyor şimdi elin herifi kıymete biniyor? Aa ne biçim konuşuyorsun öyle? Bak Zekeriya, sen artık özel bir şoförsün. Meslek ahlakı diye bir şey var değil mi? Bana bak. Sen içki falan mı içtin yoksa ha? Sen bir hoh yap bakayım bana. Deliptin ama Safiye ha. İleri sürücülük teknikleri uzmanı Demirbük'e misin sen ya? Allah. Hadi güle güle git anacığım. Güle güle de gel. Ha? Sihirbaz Bey de selam söyle. Ay inşallah yollarda bir şey gelmez başına ya Rabbim. Dur. Ne var? Ne? Ne oluyor lan elin sihirbazına selam yolluyorsun sen? Sihirbaz Bey! Gir, kapı açık. Kapıyı sen kapat, kuşlar düşmesin. Tamam efendim, tamam. Araba hazır efendim, hemen yola çıkabiliriz. Peki, şimdi geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Zekeriya Saka. Elimi uzatayım mı yoksa bir numara daha yapacak mısınız? Ben de muhteşem Udili. Güvercinden kaçmadı değil mi? Hayır. Merak etmeyin muhteşem bey. Houdini. İsmim Houdini. Muhteşem benim sıfatım. İyi. Her gün iki tanesi firar ediyor bu güvercinleri. Mısır çarşısından iki düzine almıştım. Evet. Sadece altı tanesi kaldı. Lütfen bunları arabaya götürür müsünüz? Bunlar bizimle mi gelecek? Ne demek bizimle mi gelecek? Ama bilseydim. Ben bunlarsız gösteri yapamam ki. Yani bir sirk kamyonu getirirdim. Bizim bagaja sığmaz ki bunlar. Bunları bagaja koymayacağız ki zaten. Bunlar eğitimli hayvanlar. Bagaja girerlerse bunalıma girerler. Biz arka koltukta otururuz. İyi de bunlar şimdi koltuklara falan pislerler. Güvercinler de sağa solu gagalar. Yani bunları tartışmayalım Zekeriya Bey. Ben zararınızı tazmin ederim. Tamam. Şimdi çıkabilir miyiz? Tazmin ederseniz çıkarız tabii ki. Aptal tavşan. Efendim? Size demedim Zekeriya Bey. Tavşan şapkama pislemiş. O kadar olacak canım. Hep şapkadan tavşan çıkacak değil ya. Ne demek canım? O şapka tavşana değil ki. Onun yeri ceket. Evet. Ceketin içinde kaç ay dursun diye. Ben ona eğitim yapıyorum. O yine şapkanın içine yerleşiyor salak. O bugün cezalı. Onu çıkartın kafesten. Yani yapmayın şimdi. El kadar tavşana ceza vermeyin muhteşem bey yani. Yazık hayvana. Lütfen tartışmayalım Zekeriya Bey. İyi tartışmayalım. Şu diyeyim küçük olan. Ay fenalık geldi Sıdık'a. Söyle şu karıya biraz daha hızlı gitsin Allah aşkına. Dur bir dakika anne ya. Kız hayatında hiç sokak kurmamış ki. Çok heyecanlı. Safiye! Sıdık'a! Şşt aman geldi hadi. Lan iki saattir size sesleniyorum ya. Alsanıza şunu elimden. Allah. Ay. Ne?
hoş geldin Zekeriya amca. Hoş bulduk kızım. Ay bunlar ne Zekeriya? Evde şunlara bak. Ne nereden buldun bunları? Ay ne güzel adetleriniz var Sıdıka ya. Baban her akşam eve tavşan getirir mi böyle? Her akşam mı? Ben ilk defa eve gelen baba görüyorum da. Gel. Sana söylüyorum Zekeriya. Nedir bunlar? Canım görmüyor musun ya? İşte tavşan mavşan. Bizim sihirbazın hayvanları. Ya? Niçin el alemin emanet hayvanını eve getiriyorsun? Ya Allah Allah, adam gösteriden sonra sızdı, ne yapayım? Telef olmasın hayvanlar diye aldım, eve getirdim ben de. Allah Allah, ne biçim adamsın Zekeriya ha? Hay zaten evde bir tane emanet hayvan var. Bununla beraber hayvanat bahçesine döndü ortalık. Allah canını almasın.